Evet Perihan, biz de EkoTürk araştırma olarak Cenk Akyoldaş'la birlikte birden fazla grafik hazırladık. Öncelikle bir metine bakalım. Metinde hangi maddeler ön plandaydı? Buna dair bir çalışmamız var. Ardından hem diğer gelişmekte olan ülkelerdeki kur ve aynı zamanda faiz, enflasyon farklılıklarına dikkat çeken bir tabloyu hazırladık. Bunlarla da karşılaştırma yapacağız son kararı. Cenk Akyoldaş'la birlikte baktığımızda metinlerde bazı farklılıklar aradık ama çok da fazla sanki farklılık yoktu metnin özelinde. Bir iki tanesini ben izninle hemen özetlemek isterim, detaylandırırız. Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle bir kısım iyileşme gerçekleştiği paylaşıldı. Mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarını görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir derken, bu çerçevede kurulun da sabit tutmasıyla birlikte faizi likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir denildi. Bir diğer sayfamız var, onu da senden rica edelim lütfen. Gelişmekte ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedirler. Yani ülkeler parasal genişlemeye devam ediyor. Biz de bunun yönde harekete devam edeceğiz manasını çıkartabiliriz. Evet. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen politikayla uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Ama geçtiğimiz ay biliyorsun enflasyon hedefini 7.40'lardan 8.90'lara revize etmişti. Zaten ondan sonra bir hareketlenme yaşandı piyasada, dövizde ve aynı zamanda faizde, dediğimiz gösterge faizde yukarı doğru bir hareketlenme olduğunu belirtelim. 9.30'lara kadar çıkmıştık. Merkez Bankası fiyat istikrar ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Bu genelde bu metinde de bir değişiklik yoktu. Beklenti anketi paylaşılmıştı. Mesela 10.80 yıl sonu enflasyon tahmini orada da paylaşıldığını gördük. Şimdi mesela burada önemli başlıklardan bir diğeri de 3 toplantıdır faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmiyor. En son Temmuz'da hatırlarsan Cenk Akyoldaş 1575 puana kadar artan bir faiz indirimleri kademeli bir şekilde izlemiştik. Bakalım, takip edeceğiz. Şimdi birkaç tane görselimiz var. Esas piyasada hep konuşulan nokta şu ki örtülü bir şekilde faiz arttırımı. Peki bu örtülü faiz arttırımı nedir? Nereden nereye geldik? Nereden nereye geldik? Mevcut faiz ne? Faiz koridorları neler? Ben gecelik faizle politika faizini söyleyeyim. Ağırlıklı ortalama faizini sana bırakmak isterim burada. Evet. 9.75 burada gördüğümüz turuncu renkle gecelik fonlama faizi. Politika faizi ise 8.25. Burada da uzun süre gelen faizlerde bir değişiklik görmüyoruz. 3 toplantıdır. Ama galiba olayımız biraz daha gri renkle gözüken. Evet, gri renkle gözüken Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama faizi piyasadaki. Baktığımızda 7.34'ler seviyesindeydik. 16 Temmuz'lar seviyesinde kademeli olarak bu enflasyonla ilgili açıklamanın gelmesi ve peşinden de dövizdeki de 6.85'lerden bir anda 7.20, 7.30, 7.40'lara doğru hareketlenmesi birlikte orada bir gece likidite sıkılaştırılması, borçlanma araçlarının kısıtlanması ile birlikte faizde hızlı bir hareketin olduğunu görüyoruz. Kademeli olarak önce 7.50'lere, sonra 7.70'lere, sonra 8, daha sonra hızlı bir şekilde 8.38, 8.71, 9.06 ve 9.37'ye kadar dün gelmiştik. Burada ben şunu görüyorum, 7.34 aldığımız noktadan neredeyse zaten 200 puanlık hali hazırda bir örtülü faiz arttırımı. Ki keza şunu da görmüştük Cenk Akyoldaş, likiditede de %50 kısılmasını gördük. Bu da bir faiz arttırımı gibi bir şey de örtülü. Aslında bunlar şimdi piyasa koşullarına göre oluşan faktörler. Bu illaki kalıcı olacak diye bir şey yok. Yarın öbür gün ters akımlar oluşması durumunda burada aşağı doğru da gelebilir. Politikada değişikliğe gitmedik. Demek ki Merkez Bankası'nın beklentisinin bu geçici bir süreyle bu seviyelerin üzerine çıkan bir borçlanma rakamlarını görüyoruz. Daha sonra kendisine yakınsayacağını tahmin ediyor. Yani 8.5'lara, 8.25'lere bunun tekrardan inmesi beklentisi içinde olduğunu ben anlıyorum ki böyle bir yöre gitmediklerini. Bakalım, tabela aynı kaldı. Ağırlıklı ortalamalarda artıyor. Piyasa beklentisi bunu karşılayacak mı onu bilmiyoruz. Bu Merkez Bankası'nın beklentisi. Şimdi özellikle önemli bir görselimiz daha var. Aslında yen marketler için bu farklılıklar ne yönde? Çünkü Brezilya, Meksika, Güney Amerika gibi ülkelere baktığımızda, Güney Afrika gibi ülkelere baktığımızda burada gözümüze çarpan nokta şu ki oldukça düşük enflasyona işaret ediyorlar. Fakat bizde tablo aynı değil. Cenk Akyoldaş, enflasyonumuz 11.76, faiz oranımız 8.25, reel getirimiz -3.5. Bizi takip eden reel getirde eksi tek ülke var, Brezilya. O da 0.31, oldukça minimal.
Geriye kalan işte Rusya, Afrika, Meksika, Endonezya, yani bu para birimleri neden tercih edilir noktasının da biraz özeti gibi ne dersin? Yani şimdi biliyorsunuz yılbaşından beri yaklaşık olarak 14,5 milyar düzeyinde portföy yönetimlerinin tarafından çıkış var. Hisse senedi ve DIPS tarafından, evet, yabancı tarafında satışı görüyoruz. İşte bu neden kaynaklanıyor? Bir miktar hem buradaki negatif faizden etkilenen portföyler bunu daha pozitif olarak değerlendirebilecekler. Ülkede doğru bir kayış yapıyorlar. Bu da çok normal çünkü para kazanmaya çalışıyorlar. Paradan para kazanmaya çalışıldığını görüyoruz. Burada gördüğün son harekete kadar aslında biz göreceli olarak dolar TL'yi iyi savunmuştuk. 6.85, 6.70 o civarlarda gidip geliyorduk. Son hareketle 7.30'lara doğru atlayınca yılbaşından beri değer kaybı TL'deki %22,5'lar düzene geldi ki ama benzer ülkeler seviyesine baktığımızda Güney Afrika'da da %22,5'lu bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Brezilya tarafında da %36,5'luk, Rusya tarafında da 18'lik bir değer kaybı oldu yılbaşından bu yana. Burada Endonezya'nın ayrıştığını görüyoruz. En fazla, en yüksek reel faizi veren %2,46 ile orası, oradaki değişim ise değer kaybının %6 olduğu net şekilde görülüyor. Net şekilde görülüyor. Bakalım şu anlık tabloda 8.25 faiz oranımız reel anlamda hala -3.51. Bu reel faizdeki eksi aynı zamanda içeride bir dolarizasyona da sebebiyet vermekte. Biliyorsun DTH'larımız 190 milyar dolardan 220 milyar dolarlara sınırına dayanmış vaziyette. Ya da altın tarafında mevduatta insanlar TL'de paralarını değerlendirecekler ya da hazine borsasında hafif oranda dolar tarafına kaydıklarını bilincindeyiz. Tabii bu da bankacılık sektörü üzerinde bir baskı yarattı da. Çünkü bankaların bu aldıkları ellerinde bulunan DTH'ları kredi olarak plase etme şansları yok. Merkez Bankası swap yoluyla TL yaratıp onu plase etmeleri lazım. Orada da bir risk unsuruyla karşı karşıya olmuş oluyorlar. Diyelim o zaman buradan Perihan'a tekrardan dönelim. Perihan, bir diğer toplantı 24 Eylül'de tekrardan o zaman bir diğer Merkez Bankası yayında görüşmek üzere diyelim.